Dinleyicimizin diğer bir suali, imsak durumundaydı, akrabalarımıza söyledik. Ama dedi kendi bildiklerini okuyorlar falan. Şimdi şurasını iyi bilmemiz gerekir. Allah-u Teala hiç kimseye o yetkiyi vermemiş. Kalplere müdahale etkisini vermemiş. Peygamberlere bile vermemiş. Peygamberler aleyhüm salavat ve teslimat, onlar da sadece tebliğ ederler. Allah-u Teala açık net bir şekilde onlara da buyuruyor. Sizin vasfınız tebliğ etmektir. Hidayeti veren benim buyuruyor. Dolayısıyla biz de mesela radyoda program yapıyoruz. Bütün peygamberler aleyhissalatü vesselam anlattılar. İnanan oldu, inanmayan oldu. Peygamberlerin varisi olan İslam alimleri yazdılar, anlattılar. Kabul eden oldu, reddeden oldu. Biz de mesela şimdi anlatıyoruz. Dinleyen var, dinlemeyen var. Dinleyip kabul eden var, dinleyip reddeden var. Dinleyip seven var, dinleyip söven var. Bu normal bir şey. Dolayısıyla bu dinleyicimiz de vazifesini yapmış. Emir marufta bulunmuş. Yarın ahirette onlar akrabaları şöyle demeyecek. Ya siz biliyordunuz, bize de söyleseydiniz biz de oruçları kurtarırdık. Diye bu tarafa aynı şekilde itham edemeyecekler. Melekler diyecekler ki size söylendi. Ama siz araştırmadınız, bildiğinizi okudunuz. Gelin bakalım bunun bedelini ödeyin. Bunun bedelini ödeyin. Artık sorumluluk, hani derler ya top karşı tarafta diye. Top karşı tarafta. Ama biz lisanla söyleyemesek bile mesela bir kitap veririz. Yine kurtarırız kendimizi. Şimdi bir kimse doğru itikada sahip olduktan sonra, doğru ilmihal bilgilerine sahip olduktan sonra, bunlarla amel ettikten sonra, tamam ben paçayı kurtardım, başkasına bir şey yapmama gerek yok deme hakkına, lüksüne sahip değil. Yani bir kimse iman nimetiyle kavuşur kavuşmaz, hemen bu imanın kemale gelmesi, olgunlaşması için kitaplarda buyuruyor ki cihat. Cihat nedir? Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kullarına ulaştırmak demektir. Bu kitapla olur, sözle olur, halle olur, muhakkak ulaştırması gerekir. Mesela Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu teala an hazretlerinin imanı kemale ermişti. Bütün ümmetin imanından daha ağırdı buyuruyor hadis-i şerifte. Sebebi iman eder etmez hemen cihada başladı. Nasıl başladı? Ya Resulallah aleyhissalatü vesselam, benim 5 tane daha arkadaşım var, onları da getirebilir miyim? İlk şey bu oldu. Yani başkası da hemen kurtulsun. Dolayısıyla Eshab-ı Kiram Aleyhimdan Efendilerimiz mesela şöyle düşünebilirlerdi. Biz Peygamber Efendimiz'i aleyhissalatü vesselam gördük, tasdik ettik, iman ettik, onunla beraber harp ettik. Ve Arap Yarımadası'nın her tarafında İslamiyet'i yaydık. Şimdi artık yaşımız da ilerledi. Şöyle Medine-i Münevvere'de güzel bir bahçe, bir hurmalık. Birazcık işte ömrümüzün sonunda gel keyfim gel yapalım diye düşünebilirlerdi. Öyle olmadı. Ya Hazreti Ömer radıyallahu teala an hazretleri bir gün Eshab-ı Kiram'a buyurdu ki onlara hitaben. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam görüp onun sohbetiyle şereflenen, iman nimetiyle şereflenen ve Allah-u Teala'nın dinini Allah-u Teala'nın kullarına yaymak için gayret sarf edecek kahramanlar nerededir diye bir hitabeti var, konuşması var. O konuşmadan sonra Eshab-ı Kiram'ın hiçbirisi Arap Yarımadası'nda kalmadı. İşte İstanbul'da Ebu Ebel Ensar radıyallahu teala hazretleri 90 küsur yaşında buraya geldi. Hala hatun diye bildiğimiz Ümmü Hiran radıyallahu teala anha Kıbrıs'a geldi 90 küsur yaşlarında. Ne dertlerinin zoruydu. Biz paçayı kurtardık diyebilirlerdi. Öyle değil o. Dolayısıyla iman malameti Allah-u Teala'nın verdiği bu nimeti Allah-u Teala'nın kullarına ulaştırmaktır. Peki efendim benim yani lisanım yok anlatamam falan. Ha o zaman mesela bir İslam ahlak kitabını, bir ne bileyim Eshab-ı Kiram, Kıyamet Ahiret, Hakikat kitabını yayınladıkları bu kitaplarda çeşitli kitaplar var. Mesela Menakıb-ı Çihar, Yari Güzün var, Şevahid-ül Nübüvva var. Ondan sonra İtikadı Bozuktur İngiliz, o İngiliz Hemfer, İngiliz casusu Hemfer'ın aynı şekilde hatıratı var. Hakikat kitabı yayınladı onları. Onlardan bir tanesini alırsın. Namaz konusunda namaz kitabı var. Alırsın verirsin. Efendim daha geniş bilgi istiyor. Tam İlmihal Saadet'te bir diye alırsın, hediye edersin, verirsin. Böylece yarın ahirette hani konu, komşu, akrabayı, talikat ya ben bunlara aynı şekilde mesela şimdi imsak vakti falan filan. Tam zamanı işte Türkiye takvim mesela. Namaz vakitleri sıhhatli. Onları alır bir tane verirsin. Ondan aynı şekilde verirsin. Yine aynı şekilde işte gazete alacaksa Türkiye gazetesi var. Orta sayfasında dini yazılar her gün aynı şekilde şey yapılıyor. Bizim de pazar ve pazartesi günler orada yazılarımız çıkıyor. Dolayısıyla birisine bunlar verince yarın ahirette ya arkadaş tamam yani sen vazifeni yaptın. Ondan sonra top orada kendisi düşünsün.